Arkadaşlar herkese selamlar. Müthiş bir stüdyonun içindeyim. Burada ne yapacağız? Bir hayalim var. Gurur Bey'le şarkı kaydedeceğiz. Dünyanın en bas sesli adamı, Guinness rekoru kırmış bir insan. Kendisiyle İzmir'de yeni bir kayıt için bir araya geldik. Hem biraz sonra bir şarkı yapacağız, beraber söyleyeceğiz. Onun haricinde de bir kontrabas gelecek ve kontrabasla güzel, keyifli bir müzikal atışmaları olacak. Stüdyodan merhaba. Görüşürüz. Bir hayalim var. Bir hayalim var. Bir hayalim var. Arkadaşlar İzmir'deyiz. Konak'tayız. Alparslan abi burada. Abi. Merhaba. Seninle artık buluşmalarımız ritüelleşmeye başladı. Çok da iyi oluyor, çok da mutlu oluyorum gerçekten. Zaten bu başlangıç, daha konuştuğumuz gibi daha neler olacak neler. Nasıl gidiyor durumlar? Şimdi artık Türkiye'deyim. Sanat yapıyorum ama sanat değil benimkisi. Yani bir insanoğlunun kontrabasa kafa tutması ne demektir onu göstereceğiz. Son yaptığın çalışmalar neler, ne projeler yaptın? Avatar filmiyle ilgili... İşte düşük frekans hayvan sesleri ve ayrıca müzik altı bilinç, küçük beyincin algılayabileceği frekanslarla etkileyici çok güzel şeyler yaptım. Ama Türkiye'de de artık bilimsel olarak şeyler yapmak istiyor. Şarkı okumak değil yani benim hedefim. Ama bunları artık konuşmada bırakmak istemiyoruz. Zaten yeterince konuştuk bunları. Uygulamalı gösterme ile alakalı bir proje. Zaten şimdi seninle bizim ne yapacağız? Biz seninle İngiltere'ye gideceğiz, İsviçre'ye gideceğiz. Burada şeytan frekansları 6.15 Hz ile neler yapabildiğimizi, suyun havaya kalktığını, neler yapabildiğimizi orada göreceğiz. Artık konuşmak değil, artık icraat olsun. Mesela şu andaki yapmış olduğumuz kontrabas dünyanın en büyük bas aletidir. Düşünün ne kadar boyda bir kontrabas, insanoğlunun teli şu kadar. Bu telle o teli nasıl alt edebiliriz? Onu burada göreceğiz yani. Ve ayrıca şimdi senin okuyacağın şarkı diyelim ki bir oktav, onu dört oktava nasıl çıkarırız? Dört oktav. Ve seni burada bülbül yapacağım yani. O zaman başlayalım. Sizler de keyifle izleyin. Bekleyin. Görüşürüz. Sen okuyacaksın ya abi zaten. Tamam. Bir pes okurum, bir de üstüne tiz okurum. Gesi bağları okuyacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gesi bağları. Pesi sen mi okuyacaksın? Pesleri ben okuyayım, sen dikleri oku abi. Tamam, gördüğünüz gibi. Gesi bağlarında dolan. Böyle takılacağız. Daha sonra da Gurur Bey altına bakalım neler yapacak, ben de bilmiyorum. Tamamen kendi yaratıcılığına bırakacağız her şeyi. Bugün bu arada hangi stüdyodayız? Taner Solak abinin stüdyosundayız. İzmir'de bizi kendisi burada ağırlıyor. Sağ olsun. Abi nasılsınız? Çok teşekkür ederim Emre Hocam. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İzmir'de çok eskiden de ben hem burada stüdyom vardı hem Ankara'da. Şimdi tamamen İzmir'e yerleştik. Mutlu musunuz abi? Evet, çok mutluyum. İç huzurum tekrar kendine geldiği için çok mutluyum burada. Sizler de şeref verdiniz. Estağfurullah. Ne demek? Gesi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yârimi, aman aranıyorum. Bence temiz abi. Güzel geliyor. Bilmiyorum, size de iyi geliyorsa tamamdır. Gerisi Gurur Bey'de mi diyoruz? Alkışlarla beni uğurluyoruz. Abi detonelere dokunma. Yok, evet, tek niyetim o, detonelerim kalsın. Operasyon canlı istiyoruz. Evet, küçük bir tonlama operasyonundan. Yap abi. Şöyle küçük bir. Abi çok güzel. Güzel. Ver SSL'i, ver SSL'i yansın. Evet hocam. Evet abi, burada saturasyonum şöyle küçücük bir şey. Ya makyajsız ses olmaz diyorlar ama. Güzel. Gesi bağları çok güzel Türkiye. Çok güzel. Çok severim yani hakikaten. Eski şarkıların bambaşka. Her zaman yeri bir bambaşka. Çünkü... Kesinlikle. Hani süzülmüş yaşanmışlık.
herkesi etkiliyor ya. İşte 100 senedir etkiliyor herkesi. Böyle bir şarkı var mı yani? İki filmlerde de öyle, Kemal Sunal'ın. Yıllarca izliyoruz. Temiz duygular var ya. O şartlarda onu yapılmış. Saflık, temizlik. Burada da bir saflık var. Gurur Bey içeride. Heyecan Doruk'ta. Biz de kaçıyoruz. Görüşmek üzere. Bakalım şimdi neler olacak. Daha önce Alparslan abiye kayıt yaptınız mı? Yok, ilk kaydımız. İlk kaydınız. Evet, beraber ilk kaydımız olacak. Bakalım siz ne hissedeceksiniz. Yitirdim. Aslında böyle severim bas sesleri. Çok acayip ya. Gesi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yârimi. Aman aranıyorum. Yitirdim yârimi. Bu ne abi? Sahiplenmiyorum. Aman aranıyorum. Bu ne abi? Birin, şimdi bunu bir sağa yatır abi. Ben bir de sol yapayım bir. Gizi bağla, gizi bağla, gizi bağla, gizi bağla. Oo, 3 oktav aşağıdayız. Yakından abi, çok yakın. Abi ürkütücü yalnız ya. Gizi bağlarını böyle dinlediniz bilmiyorum ama gece karanlıkta geziyor gibi. Gizi eyvah eyvah. Abi böyle bir şey olamaz ya çocuklar, bu ne? Abi bir çift şimdi dinleyeyim abi. Sağda solda. Neyi dinleyeceksin abi, neyi dinleyeceksin? Kesi bağlarında korku içinde geziyoruz şu anda. Aman evet. Bir Taner abi, şimdi Dik'i duymayacağım, Emre'yi duymayacağım, sağlı sollu Pester'i biraz volümü düş abi, benim bunun ortaya, bunun altını yapacağız, onu duyayım ama çünkü düşük yapacağım için. Bunun altı derken sağ sol bir tane de orta vokal yapacağız şimdi. Tabii bir kanal daha geliyoruz. Neler yaşayacağız ya? Harbiden şaka gibi. Abi adamı niye filmlerde kullandıklarını anlıyorsun. Eyvah eyvah. Aman Allah'ım. Şaka gibi. Çok acayip bir kafa ya bu. Çok acayip bir zevk yani. Hakikaten hiç böyle bas sesten keyif aldığımı hatırlamıyorum bu kadar. Ne bu abi? Daha dur da. Ne yapmak istiyorsun? Daha dur. Abi kesi bağlarında korku içinde geziyoruz şu anda. Sen bilmiyorsun. Evde fenerler böyle. Yolumuzu şaşırttık. Şimdi. Ne bak abi. Daha dur da abi, başlamadık daha. Daha başlamadık. Üstleri var daha. Dur. Üstleri... Daha dibini yapacağız şimdi. Daha dibi. Tabii. Şimdi ben duyayım abi. Emre olmasın abi. Şimdi bunu abi siliyoruz. Tekrar. Ha, aynen. Bir daha. Onu o frekans, son ortalardaki frekans doğru. Tamam. He? Sakla onu. Sakladım bile. Bunu abi efekt olarak ileride hani kıymet bilelim. Bak kayıt edilen her sesin kıymetini bilelim. Avrupa boşuna sahip çıkmıyor işte abi. Kesinlikle. Keşke bizim ülkemize de hak ettiği yeri görebilse. Kesinlikle. Anlayan insan. Kesinlikle. Sesi? Allah Allah. Ses geliyor önce. Önce nefis. Tamam. Oh, acayip besteşti yalnız. Yo.
Yok daha neler. Şu an bir tane daha altın okuyor. Bir tane daha altın. Altın okuyor şu an. Oha! Eyvah! Tuttu ya! Dördüncü oktav alttayız. Evet. Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım. Türkiye'deki bazı değil, çok kızdığım benim de kişiler var. Kendilerini vokal zanneden, bas, ben çok bas okuyorum diyen sen de bir tane daha var. İyi anladın, dinle bence arkadaşım. Seviliyorsun. Bas vokal nasılmış görün bence. Bu çok acayip bir seviyedeyiz şu anda gerçekten. Eyvah eyvah. Bir dinleyeyim abi. Bu kadar abi, bu kadar. Ne yapıyorsun ya? Harbiden böyle bir şey yok yani. Abi işte ya, konuşmak değil icraat. Bu gerçek bu yani. Müthiş bir şey bu ya. Müthiş bir keyif yani hakikaten. Hiçbir şey diyemiyorsun. Bu ne? Nasıl Arşe bas abi, kontrabas. Arşe bas çalıyor. Böyle bir şey yok yani. Kontrabas da gelecek. Adama dinletmeyelim bak. Kontrabas geldiğini dinletmeyelim Gurur Bey, tamam mı? Ama böyle bir, o da bir, onun da yüzünü görelim yani. Bu ne abi falan desin yani. Herkesin suratını görelim. Çok keyifli. Ya adam derdini anlatamıyormuş ya. Ya gerçekten Alparslan durmuş, derdini anlatamıyormuş yani. Ya ben bunu yapıyorum, bak böyle şeyler yapıyorum dedin de ne yapıyorsun baba sen falan diye geçiyormuş herkes yani. Çok iyi anlıyormuş. Abi yok, bir sarılacağım sana. Niye ne oldu? Harbiden abi ya, inanılmaz abi. Sen senin ben neden derdini anlatamadığını anladım. Anladım abi. Ağzına sağlık. Müthiş müthiş. Coşku yarattın abi. Milli takımın attığı gol gibi olduk yani. Bu düşük frekanslarla aslında yaptığımız en sonki pes artık herzlerin 15 herzler falan yani. Şimdi 15 herzle şarkı söylenir mi? İşte söylenebiliyor. O da işte burada. O da burada. Bu burada. Aslında vurduğunuz zaman normalde burada kaç oktav ses var? Çünkü ben senin seslerinin altına oktav girmedim. Dipten orta oktavlarını yaptım. Aradaki oktavları da yaparsan çok büyük bir oktav var burada. Tabii. Bir düşük frekansla dünyada yapamayacağım bir şey yok. Bir, insanların beyninin komutunu alabilirim. İki, bomba yapılıyor. Yani o kadar şeyler var ki bu sesi kötü amaçlı kullandığınız zaman yapamayacağınız dünyada hiçbir kötülük yok. Zaten girişte 3 oktav aşağıda başladın filmi. Dördüncüye indin zaten, biz orada artık. Yani şimdi zaten şöyle söyleyeyim. Orta sesler bana boş geliyor. Orta sesleri falan korusak 10 oktavla bir şarkı okunabilir mi? Okunur. Şimdi bunu lafta söylemek değildi yani bizim şeyimiz. Aslında Emre seninle de en güzel Allah şeyimiz bu olacak. Ama bu Emre kardeşimle daha başlangıç. Hayda. Yemin ediyorum başlangıç. Daha ben neler yapacağız. Yani samimi olarak böyle bir sarılmak istedim yani. Olağanüstü bir şey gerçekten. Bence yani. Bizim sektörde de Türkiye'de de bunun gerçek bu işi hani bilen insanlar bildiklerini zannediyorlar yani seslerle ilgili. Evet. Tenzih ediyorum ustaları. Ders olarak okullara, üniversitelere yerleştirilmesi ve verilmesi gerekiyor. Biliyor musun? Ya. Ben de 40 yıllık müzik hayatımda, ömrüm hayatımda bu kadar bas. Yok bir kere bizim için çok veli bir nimet yani usta. İnsanlar diyor ki Türkiye'de ben 5 oktavımdan aşağı yok. Evet. Herkes 5 oktav. Evet, herkes beş. Şimdi 5 oktav olmanız için baba gibi bir basınız olması lazım. Dipten başladıktan sonra dipten her vurduğunuz frekansın üstünü vurmanız lazım ki zaten o zaman oktavları çıkabilirsiniz. Şu anda biz ara sesleri yapsaydık burada 9-10 oktav ses var. Mesela ben konferanslara gidiyorum dünyada, konservatuvarlara. Aynı dediğiniz gibi. Orada bana para veriyorlar, çağırıyorlar. Ama benim ülkemde ben diyorum ki para almadan yapayım. Bizim öğrenciler bir şey anlamaz. Ne gereği var diyorlar. Şimdi Emre ben seninle konuşurken ilk röportajımızda da mesela ben şu herzleri yapayım diyordum. İnsanlar ya olur mu falan diyor mesela. Şimdi Allah öyle insanoğluna bir şey vermiş ki, yaratmış ki, özel yaratmış. Şimdi biz biraz sonra da kontrabasla kafa atacağız. Benim için kontrabas dik kalıyor yani şu anda. Yani dik kalıyor. Yani aslında şunu söyleyeyim. Gerçekten hocam bu düşük frekanslarla senin bilgisayarını yakabilirim. Senin mesela diyelim ki hoparlörün 20 Hz. Eğer ki ben onu 10 Hz
bir güç verdiğim zaman yanar. Tabii. Yani aslında şarkı söylemek bağırmak değildir. Veya ben onu söyleyecektim, siz söylediniz. Ben artık bıktım bu konudan da. 40 yıldan beri dolduğumuz bir konuya bugün var ya, inanılmaz denk geldik. Kontrabasçı geldi şimdi. Söylemiyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ya. Keyizli nasılsınız? Keyizli bayağı büyük. Keyizli de büyük. Kontrabas ya, şaka ya, değil. Yani... Tiklemesine tavana değecek yani. Can Fırat Kaya. Can Fırat Kaya. Evet. Harika. İzmirlisiniz galiba, burada yaşıyorsunuz. Yok, ben Mersinliyim. 12 senedir burada yaşıyorum. Aşkım. Burada müzisyenlik yapıyorum. Müzik öğretmenliği yapıyorum aynı zamanda. Harika. Ben söyledim bir parça. Bir abimiz de biraz vokal yaptı birkaç tane. Tamam. Yani sizden ben biraz doğaçlama belki şey olabilir. Akorları tamam. Duyarsanız piyano çaldım altına. Tamam. Evet, ben şöyle ara. Abi biliyorum, komple yaptım. Bu yapılmaması gereken bir şey ama. O reaksiyonu, yüz reaksiyonunu görmek istiyorum şu anda. Dünyadaki en bas enstrüman denebilir mi? Yani... Dağ bas var mı? Dağ bas var. Yani öyle üflemelilerde mi? Falan da var ya. Tabii canım, üflemelilerde var. Ama yani yaylılarda, yaylı olarak tabii ki. En kalın sesi hangisi oluyor? Mi. Bu. Bu mi. Bazen re'ye bile çekiyoruz aslında bunu. Ha, tabii ben bazen çekiyorum. Bazen ihtiyaç duyuluyor yani çünkü. Eller kaldırıyor. Gurur Bey'i yormayalım. Gerçi maşallah sesi yani 20 Hz'lerde aşağılarda siz böyle. Siz biliyor musunuz Gurur Bey? Tabii ki ya. Abi, sizi de takip ediyorum. Gurur Bey'i takip ediyoruz. Abi çok acayip. Yani. Abi Gurur Bey buna birkaç vokal yaptı o zaman. Şimdi söyleyeyim. Tamam. Ama sana onları dinletmeyeceğiz. Tamam. Sen... Ben duyduğumu çalacağım. Aynen, sen bir bak. Ben mikrofonumu takacağım, duyduğumu çalacağım. Süpersin. Ona göre şey yaparız yani. Abi adam Gurur Bey'i de tanıyor, biz de tanıyor. Ben ne yapacağım? Seni de tanıyor, beni de tanıyor. Gurur Bey'i biliyorum diye girdi içeri. Ne yapacağız şimdi? Ama gene de dinletmeyeceğim. Şok ol. Dinletmeyeceğim. Ben izledim, yarışamam yani. Bu. Veremem yani. Yok, biz zaten düşük frekansı yapmadık şimdi. Onların altına çalacaksın, seni zorlayacak bir şey yok. Gesi bağlarız. Gesi bağlarız. Tamam. Sıkıntı değil yani. Zaten o sesleri vermiş olsak bunun gibi bir 5 tane daha bir büyüklüğünden bir şey olması lazım. Kontrabas. Artık böyle en eski kontrabaslardan böyle insanlar iki kat çıkıyordu böyle. Bir kişi çalıyordu falan, öyle bir şey yapmış oluruz yani. Emrem, seninle program yapmak o kadar şeker ki. Sağ ol, çok ederim. 10 numarası. Yani önemli olan işi biliyorsun. Keyif alıyoruz abi. Keyif alıyorsun ve işi ama biliyorsun değil. Ve insanları doğru yönlendiriyorsun. Evet. Yani bu seni ben gerçekten çok seviyorum yani. Teşekkür ederim. Bak, abi geldiğin için. Yani buraya İzmir'e kalktın geldin. Ne demek sen... ya, ben senin için her yere giderim. Hiç sıkılmadan şey yapmadan atlayıp direkt geliyor Uğur'a. Biz İngiltere'ye gideceğiz. İnşallah. İsviçre'ye gideceğiz. Daha neler yapacağız. Sıfır desibelleri yaşayacağız inşallah. Yaşayacağız. Kısmet bakalım. İntroda da sol mi bemol var sadece. Aynen. Derdimden bilmiyor. Bir kez daha geleyim aslında. Tamam. Ben şimdi abi yavaş yavaş yaptıklarımızı verelim. Teşekkürler abi. Şöyle bir sen de bir dinle istersen. Tamam. Vokallerle bir dinle bakalım uymuş mu? Güzel oldu ama, eline sağlık. Aynen. Sizin de elinize sağlık ya. Sağlık. Çok güzel geliyor. Öyle güzel olmuş. Kontrabas da olmuyor. Tamam, şimdi bir de... Abi sen ne yapıyorsun? 3. Şimdi 4 var. Ne oluyor? Ya bir an böyle kulaktan inmeye çalıştım. Nasip ağlarında dolar. Abi bunun bir aşağı altta var. Daha ne? Asıl... Şimdi asıl 4 değil. Giriyoruz. Ben çıkıyorum. Gurur Bey'in en 4. oktavıyla çello'yu verir misiniz? Tabii ki. Bir de bunun... Aşağı inerse bir aşağı iniyoruz. Kontrabas evet. Büyütmek zorunda kalacağız. Evet. O ne ya? Güzel ya.
Abi çalabilir miyim? Bu ne? Hayır, çalabilir miyim? Kontrbas gibi adam. Beraber sahneye. Sen taksa kapatalım. Çalmamız lazım sizin sahnede. Olmaz ya. Arşe gibi geliyor diyorum ya. Arşe bastan da böyle bir şey yok ya. Ne yapıyorsun? 10 Hz falan. Evet. 10 Hz falan. Abi yanlış anlamazsan tel takıp seni çalabilir miyim? Güzel geldi bu ya. Oh ya. Tamam. Bir daha dinleyebilir miyiz onu? Vay ver abi, ver efendim. Ver müziği. Dünyada bu ay, olay bir durum şu an biliyor musunuz? Hertz. Gerçekten. 10 Hz. Olayı bir... dinledim ben ha, senden. Bu, ha bu 10 Hz'i. Ve önemli olan notaları da vurabilmek yani Hz olaraktan notaları da vurabilmek. Evet ya ben şimdi onu düşündüm. Yani. Ya ben do diyezi iniyordum diyordum ki ya işte bölümde şöyle. Aa, evet bu kadar beklemiyordum abi yok böyle bir şey. Şimdi bu okuduğumuz 10 Hz'ler falan yani benim normalimde. Şimdi aslında Allah insanoğlunu ne kadar büyük yaratmış. Koskoca kontrabas, büyük telleri, büyük alet. Tabii kalın telleri şu kadar kalın. Ama benim teller şu kadar sadece. İşte Allah yani öyle bir yere yaratmış ki kontrabasa kafa atan adam. Yani. İçeride bakalım istersen. Evet, kontrabas oradayken orada kafa atabilirsin. Şimdi mesela biz mikrofonsuz ben duyabildiğim kadar kardeşim bana pes ses versin burada. Ben o sesi vereyim. Tamam. Zaten düşük frekanslarda olduğu için başka sesleri olmaz. Yani bu bana dik geliyor onun için. Şimdi görüyoruz ki kontrbasın tellerinin uzunluğu kaç santim yaklaşık? Bir metreden fazla. Bir metreden fazla. 1.5 metre ama normalde 2-2.5 metre kadar var burada bir de çekilmiş i̇ki, hali iki var. 2.5 metre tabii ama yani 2 metre gözüken, tabii gözüken. Senin ses tellerin kaç metre abi? Abi metre değil santim. Düşük frekanslar dünyanın en tehlikeli sesidir. Evet, aynen. Silah yapılır. İşte dedim ya yani hastalık aynen. için her şey için düşük tabii. frekans yanlış ellere geçtiği aynen. zaman mesela ben kayıtlarda çıplak sesimi hiçbir yere vermeyiz. Çünkü neden derseniz onunla silah yapılır, deprem yapılır, her şey yapılır. Dünyanın en büyük tehlikeli sesi yani aynı bastı. Zaten deprem olmadan önce bir kalın ses geliyor ya böyle işte bir gürültü dünyanın, hissediyorsun. Yeryüzü işte, oynuyor yani. İşte o da dip gürültüsü. İşte ha dip bas. Onun gibi veya bir bomba da şey olduğunda o frekans gök gürültüsü aynı şekilde. Onlar dip bas olduğu için aynen. dip bas dünyanın en tehlikeli sesi. Onu da şeyde kullanmışlar filmde. Avatar'da. Avatar'da. Hep. Daha neler var? Yuh! Kalır mı ya? Daha gelir mi? Daha yeni başlar daha dur. Allah Allah. Aman abi yok öyle. Bu yeter. Allah ya. El kalınlığını vereyim mi? Ver. Bize inmeyecek yani. O kadar. Müthiş gibi. Yok yok. Çok güzel güzel ya. Müthiş böyle bir şey. Tamam, çekeceğim yani. R'ye bile çekerim, geleceğim. Do'ya bile çekerim yani. Çekiyor. Oktav düşüyor şu an. Düşürdü, evet. Bir sesten. Bakayım, R'ye çektim ama.
Yok be abi ya. Müthiş geliyor ya. Nasıl zevkli var ya ikisinin tınısı. Düşüyor. Bu tamamdır hocam. Gel abi gel. Olmaz abi. Tamam. Nefisti abi, nefis. Ya bu... Yani hakikaten beraber eşlikli geldiği anda var ya müthiş bir güç oluşturuyor. Evet, aynı o ve o beraber de evet. Böyle fena bir şey oluşuyor. İnsan sesiyle birleşmesi. Bir de yani Gurur Bey de böyle altlara iniyor. Yani bir oktav aşağı iniyor. Bir oktav daha aşağı iniyor. Hep bir oktav aşağı iniyor. Sanki yani böyle farklı tınlarda iken enstrüman olur ya böyle onun gibi böyle. Tabii. Sen onda... ses veriyorsun, Gurur Bey bir oktav altını evet. veriyor. Bu bir savaşa dönüşüyor. Bir oktav yani. Da değil yani böyle. Baya böyle iki oktav aşağısını veriyor yani en kalın ses mi yani. Re'ye çektim. Re'nin de 2-3 oktav altını verdi. İnanılmaz bir şey yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben mesela bu kontrabası diyelim ki bir serada yetişen bir meyve gibi. Yani ama ben kendimdeki sesi organik. Bir tarlada yetişen organik. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Verdiğim frekanslar insan sesleriyle. Verdiğimiz frekanslar organik. Yani elektronik hiçbir katkısı olmadan verdiğiniz için. Kontrabasta eğer ki düşünün. Aynı tondan bir şarkı okusan zaten anlamı yok. Kontrabas yapıp da eğer ki onun bir altından yaparsanız sound da genişler ve kontrabasın rengi çıkar. Yani yapmış olduğunuz bütün işte. Bizde nasıl? C'den şarkı çalıyor. Bağlama C'den çalıyor. Sanatçı C'den giriyor. Değil. Mesela dik çalıyorsa bağlama normalde sanatçı pesten girmesi lazım ki frekansları yemesin ve sound açık olsun. Tabii. Ama bizde dikten çalınıyor, dikten okunuyor. Dikten çalındığı şeyin pes okuyacaksın. Aynı. Pesin olduğu yere dik çıkman lazım ki sound'lar geniş olsun, renkler zaten çıksın. Zaten parlak bir enstrüman her zaman böyle ekiplerde evet. isterler ya. Aynen. Ya çünkü aşağıdan okuyor, tiz böyle bir ses isteniyor illaki. Ya mesela Amerika'da yaptığım işlerde özellikle ben bunu Romanya'da çalışıyorum senfoni olarak. Ben kontrabasların altını yapıyorum. Yani mesela benim bir rekorum zaten 2 dakika. Mesela kontrabasların 3 oktav altını yapıyorum. Mesela diyelim ki bir kontrabas 2 oktav mı diyelim. Ben o oktavı 6 oktava çıkarabiliyorum. Çünkü altlarını verdiğim için ve sound büyük oluyor. Çünkü çıkış bulamıyor. Yani bir albüm yapıyorsunuz düşünün. Bas gitar olmadan onun sound olur mu? Bas bunun temelidir. Evet. Doğru ve düzgün kullandıktan sonra. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim. Abi süpersin. Allah razı olsun. Yoruldum da. Çok da yorucu bir şey yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dip bas yaptığım seste 47 şiddetinde deprem gibi vücuduma hissediyorum. Biraz önce baktım bayağı ateşim falan vardı. Çünkü gerçekten ilginç dip, yani. Dip bas insanı ölüme götürür. Ben çok bunun dengemi sağlayamadım. Çünkü sen bunu vücudunda çalarken sonuçta çıkarışı sende değil. Başka bir enstrümanın bedenindesin. Aynen. Yani akşam eve gittiğinde bir yorgunluk tabii hissediyorum. Tabii canım yorgunluğu kafamı kaldıramıyorum. Yani çünkü çok tehlikeli bir frekans. Evet. Yani bunu diyorum ya. Ama bir düşük basların bir güzel frekansları da var. Mesela kafam ağrıyor. Onu yaparsam bir iki dakika hemen keser. O zaman teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir gün geçirdik. Gerçekten çok eğlenceliydi. Müthiş heyecanlandık. Evet. Müthiş güzel dakikalardı. İzleyince siz de yorumlara yazın Gurur Bey'i. Takip edin. Can'ı da takip edin. Evet. O da İzmir'de. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah Yine Allah görüşeceğiz Allah. Ama değil mi abi? Tabii. Daha işimiz yok. Yine başlıyoruz. Hadi bay bay. Bir hayalim.